Ya başlangıcı bir iki dakika Türkçe yapayım. Genel olarak işte makroekonomik teorinin İslam iktisadında nasıl algılandığı ve hani bu aradaki konseptleri sıralayacağız. Normal günümüz iktisadıyla arada olan farklılıkları inceleyeceğiz biraz, ama bu tamamen bir review olacak. Çok ayrıntılara inmek istemiyorum. İşin çok teori ve matematiğine de boğmak istemiyorum. Dolayısıyla başlayalım şimdi. Okay. Nasıl anlatacağım? First, I'm going to start with the introduction. Then, we are going to analyze what is different than contemporary economics, especially in the macroeconomic theory. Then we are going to mention important macroeconomic concepts and what are their implications from Islamic economics perspective. At the end, we are going to characterize the equilibrium, like if there is a closed economy and open economy. I'm going to leave you to look at open economy model, since it is only an extension of closed economy model. Here, I closely follow the book by Introduction to Islamic Economics, Theory and Application, written by Asgharian et al. If you would like to know the book, this is the page of the book. I'm waiting for you to note down if you'd like to. Okay. So, let's start with the introduction. So, the first thing is, what we know is macroeconomics is the aggregation of microeconomics. So on the microeconomics level, we are analyzing the behavior of economic agents, especially consumers and producers. But in the macroeconomics, we are aggregating it, especially the economic activity and the output. As you may know, the general framework for economic output is Y GDP equals to the sum of consumption, investment, government expenditures, and net exports. Then these are the four components that we are aggregating to move from microeconomics to macroeconomics. But different than microeconomics, we have different fundamental concepts in the macroeconomics. So these are listed as employment and unemployment, prices and inflation, exchange rate, fiscal and monetary policies by the government or the authorities, and the interest rate or riba. So what are the issues the macroeconomics is interested in? There are different concepts macroeconomics is analyzing. The first thing is macroeconomists are going deep into analyze why some of the countries poor and why some of the countries are not poor or rich. The second, macroeconomics is analyzing growth differences. Why some countries are growing in a higher rate than the others, or why some of the countries are not growing. Thirdly, macroeconomics is also interested in what are the sources of recessions, depressions, and booms, and what are their results. On the other hand, macroeconomics is also interested in government expenditures, how the governments are spending, in the which area, and how much they are spending. They are also interested in imports and exports, and their imports and export behavior by the countries and the firms. Also, macroeconomics are searching for policy recommendation, like to stabilize prices and inflation, to deal with unemployment,
or deal with exchange rate, falling exchange rate, and determine the interest rate as central banks are doing. So now let's go and look at the differences between Islamic economics and the conventional economics. Of course, these differences are in the scope of macroeconomics. The first thing in the conventional economics, what we know is the resources are scarce and people have unlimited ones. But from Islamic economics perspective, there is no scarcity. Or what we believe is there is a barakah. And also, if our wants are limited, then we know that there is no scarcity. Also, the weave from the economics ideology in the conventional economics is apparently different than the Islamic economics, in the view that they are only looking at in a materialistic way. There is no spiritual way in the conventional economics. Only we are looking at how we are optimizing the materialistic behavior, like, let's say, consumption, production, or anything else. Also, justice understanding is different in the Islamic economics. So, in Islam, what we give importance is the people who are less privileged, like deciding minimum wage in conventional economics as well. But there is no riba in Islamic economics, as you know well. Rather, we have risk sharing. So, you know, riba doesn't cover for the risk. So if somebody is giving the money, like, let's say banks are lending the money, then they are not sharing the risk, people who are doing investment. Also, there's a zakat institution, as you may know, this is zakat. So there's no zakat in conventional economics. On the other hand, people are acting selfish in contemporary economics, but Islamic economics doesn't go with unethical and selfish behavior when people are doing economic activity. Also, role of state is different since I'm not going into deep details, but role of state is different. So let's move to key concept. The key concepts are economic agents. We have four different economic agents we are going to analyze in a detailed way. National income, consumption, savings and investment, imports and exports. Also, as I mentioned before, there are some macroeconomic fundamentals, so which are different than microeconomics, employment and unemployment, prices and inflation, exchange rate, fiscal and monetary policies, and interest rate. So let's look at who are the economic agents. We know households, firms, and governments, and foreign countries are the economic agents. Households are having the factors of production. Let's say they have land, labor, and capital, and they are renting the firms to produce. Out of production processes, households are getting income and profits, and they are consuming. But they are consuming in a way that Islam allows. So they are not consuming prohibited goods, for example. Hocam özür dilerim. Bir şey açıklayabilir miyim? Çok özür dilerim. Sözünüzü kesmek de istemedim. Bu kursu ilk başlatırken
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden hocalarla başlattık. Yani ağırlıklı olarak onlar ve birçoğunun ana dili Türkçe değil. Dolayısıyla kurs İngilizce hazırlandı. Fakat ilk dersimizi Türk bir hocayla yaptık. Ardından Fatih hocama gelince o da dedi ki İngilizce benim için daha kolay olur çünkü kaynaklar İngilizce. Bu şekilde bir yola girdik. Ama girmeseydik de zaten kursun ana dili İngilizce. Kurs böyle tasarlandı. Takdiriniz Yunus Emre hocam konuda alanda ana kaynaklar da ya İngilizce ya Arapça. Türkçe olarak kısıtlı maalesef şu an için. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu sorun ortadan kalkar. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın hocam. Yani bunu sohbet kutusunda bu şey yaptığı için, bu muhabbet olduğu için açıklama getirmek durumunda kaldım. Buyurun devam edin istersen. Estağfurullah. Yani dediğin gibi aslında evet, kaynaklar İngilizce olunca çok karışıklık olmasın diye İngilizce devam edelim dedik. Böyle devam edelim ama gene de hani bir zorlanma olursa Türkçe'ye dönebiliriz dediğim gibi. Okay. So, we were talking about the firms. The firms are employing the factors of production to produce goods and services. Then they are selling it. But what we know is in Islam there are some goods and services are prohibited, as you may guess. Like, for example, there is no haram goods. Let's say pork meat. It is not allowed. And the firms are not producing it. Or more generally, any good that harms to human or society is not allowed to produce. Also, in the financial sector, we know riba is not allowed, so that firms are not allowed to do any transaction that includes interest rate. Also, governments are the third agent. So what they're doing is like, they are putting tax to regulate the markets. Also, they are doing some spending, let's say public health spending, public education spending, to provide services more efficiently to the society. The fourth and the last agent is foreign countries. So this is for the models that are open. And we know foreign countries are doing some transaction economic activity through exports and imports. So the second concept is national income, gross domestic product. As you may know, these are all the production, all the goods and services that is produced in the economy domestically. Then national, let me move national net national product. So what we are interested in is GDP and Islamic GDP. So Islamic GDP is defined by Asghari, the book that I mentioned before. But there are apparently differences between GDP and Islamic GDP. For example, in the GDP, all prohibited goods are included. But if you're looking at from Islamic economics perspective, we should exclude them. The second thing is including all the negative externalities. This is the most difficult part. So normally, GDP, gross domestic product, does not include the negative externalities. So there are obvious reasons for them, for it. First of all, it is difficult to calculate or just find the numbers for negative externalities. And this makes to find the data process is very difficult. The third thing is we need a different approach to depletable resources. What are the depletable resources? These are the natural resources like oil, natural gas, and these are gifts by Allah. So
normally GDP accounts for depletable resources, but when we look at, when we compare countries who has depletable resources and who doesn't have, there are huge differences between them. I'm going to explain it. So let's start with oil-based economy or depletable resources-based economy. Let's say GDP, or it doesn't matter, NMP or GDP. Why is the national income? And we need to correct for it, since in the oil-based economies, when people are consuming the oil productions or depletable resource productions, there the GDP is decreasing. But on other economies, GDP is not decreasing since they are exporting it. So we need to theoretically correct for this difference, and R is the real rate of return on investment, and T life of oil reserves. I'm sorry. Let's look at proportion of national output when we are in non-oil-based economy. So we know that the economic activity from oil-based production and consumption and from non-oil-based production and consumption are having different patterns of behavior. Now we are dividing this economy into two, in a sense that we know the proportion of national output that is based on depletable resources, this one, 1 minus P, and the other one is not based on depletable resources, since they are exhibit different patterns. Now, let's look at another approach correcting, as I mentioned before, for correcting the difference in depletable resources to find this Y star. We can analyze it from savings. Now, in here, S is the required savings rate, S prime desired post-resource savings rate. So when the resource is depleted, we are having one minus S, we are having another saving rate. This is S prime. R and T are the same. Then yes, this is the total savings in the economy. And this part is from non-oil-based part, and this part is from oil-based part. But then, looking at all this gross domestic product and national income calculation process, what we know, this doesn't reflect the differences between poor and rich in among the society. We are only look at an aggregate number. But if you'd like to analyze it from social perspective, and we need to look at gross social product. But it doesn't mean that GDP is not useful. GDP is useful in the sense that government are making policy recommendation, or they are finding any policy by looking at GDP. But from welfare perspective, if you would like to analyze it, we need to look at gross social product or Islamic gross social product. So, yeah, I mean, as I mentioned before, GDP doesn't account for well-being or happiness or the difference between the individuals in the society. So if you like to account for happiness and well-being, we need to
look at individual differences, but again, it is very difficult to find. Yeah, it is very difficult to find a measure for happiness and well-being. There are apparently some measures, but again, it is not sufficient for looking at gross level. So now let's look at the theoretical implication of the production function. We know GDP is national income or production by economic activities. And this is function of amount of capital and amount of labor in the conventional economics. Then to find wages and the interest rate or return, we are looking at the profit, but this is the aggregate profit on the economy. So P is the price level in the economy, and profit is the difference between revenue and the costs, which are divided into labor and capital costs. Yes, and as we mentioned before, capital is K and labor is L. Then, change in profit will give us the real wages. So in a sense, we are differentiating this function with respect to, with respect to labor. So then what we find is like price multiplied with marginal product of labor, subtracted by wages. Then at the equilibrium, we know that change in profit is zero. So these statements are equal. Price multiplied with margin product of labor equals to wage. So margin product of labor gives us the real wages. Then, in a similar fashion, we can find real rental price of capital. But until this process, we know there's no difference between Islamic economics and conventional economics or contemporary economics. But after receiving profits and incomes, individuals or economic agents are spending some of their monies as zakah or sadaqah. Yeah. So, but in an open economy, we are also adding net exports. And now we have GDP as sum of consumption, investment, government spendings, and imports minus exports. So let's look at consumption. Let's look at each one by one. So in here, we have GDP minus taxes. This is the total taxes in the economy. And IP, this is direct Islamic mandated payments. So this can be zakah or sadaqah. So actually sadaqah is not mandated, but it can be also included. So this is consumption factor. So for the Islamic mandated payments, what we assume is it completely passes through, like in a perfect economy. So there is no distortions or there is no externalities, we assume. So these zakah and sadakas are directly going into the rich's budget. So government expenditures for
for ESA, we assume government expenditures are only or in other words, taxes are the only source of government expenditures. Then investment, if you remember, we have investment in here. I'm sorry. Yeah, we have investment in here. So in a closed economy, if we assume net export as zero, then investment is the difference between GDP and consumption and government expenditures. So this can be divided into two. One part is private spending. Private savings. This is by the individuals by the households. And this is the public savings by the government. So at the end, we have savings and investments are equal. So now, now let's look at the consumption behavior or the consumption, different consumption theories in the capitalist economy. So there are some of the important implications by them. The first thing is consumption smoothing. So according to this theory, this is by Modigliani, if I'm not mistaken, consumption is out of wealth, which is through lifetime wealth, and income. But R stands for the years that we are having this income, but we don't know. We are not sure the income will last to the end. So, but A is our lifetime that we are spending all of our money, so we need to consume to our end of lifetime. So this is wealth, this is income. And what this theory suggests is people are doing consumption smoothing and they are calculating in a perfect world, let's say. They are calculating their whole lifetime income and they are dividing by their whole life. So they are consuming each period the same. Now, let's look at, so this is not investment, I'm sorry. So what we can say is, this is Stanford. This means that people are spending some of from their wealth and some of from their income. And alpha stands for margin percent propensity to consume out of wealth and beta out of income. And the third hypothesis is permanent income hypothesis. So we have two different sources of incomes. This is by Friedman, by the way. We have permanent income and we have transitory income. And we don't know. I mean, transitory income doesn't stay until our end lifetime. So it appears some of our life and it doesn't appear some of the times. Then Friedman states that people are consuming out of their permanent income, not the transitory ones. So actually all of these are in line with this Islamic economics. So there is no, there's no conflict. But let's look at from the Islamic perspective. The scholar Fahim Han argues that people are spending in two different ways. So the first, we are spending to achieve satisfaction in this world. And the second, we are spending. Hocam, kapattım hocam, kapattım, devam edelim. Tamam, teşekkürler. Şu an isterseniz ara da verebiliriz. Yani sizin bileceğiniz, ne yapalım? Bir 5 dakika kadar ara verelim isterseniz. Hatta 10 dakika yapalım. Sonra diğer kısmına devam edelim. Tamam. O zaman kimse ayrılmasın. Bu şekilde dondurabilir ekranı.
bu şekilde kalsın. 40 tabii. dakika sonra bitiyor normalde de. Geçen ders bitmedi. Herhalde uzattı. Yani uzattı ben aynen. Herhalde bunda da bitmez. O zaman bu şekilde kalabilir. 10 dakika sonra arkadaşlar inşallah 19.55 diyelim o zaman hocam. Buradayız. Sağ olun, kolay gelsin. Bu arada sorusu olan varsa sorabilir bu arada. Arkadaşlar sorusu olan varsa sanırım soru yok. O zaman tamam. 19.55'te buraya tekrar dönelim. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler.
Merhabalar arkadaşlar. Evet. Başlayalım mı yoksa? Herkes geldi mi? Selamun aleyküm. Hocam sanırım arkadaşlar herkes orada mı? Geri döndü mü? Şey yani istiyorsan bir süreliğine sesleri açalım. Ya yani sohbet kısmından da yazabiliriz. Sesli bir şekilde de söyleyebiliriz. Tamam. Ben buradayım hocam Erkan. Tamam. Ben de buradayım hocam Fevzi ben. Tamam. O zaman başlayalım. şöyle yapalım. Slaytları bitirelim. En son bir daha Türkçe üstünden geçeriz. Sizlerle birlikte bir tartışma ortamı oluştururuz. Fikirlerinizi konuşuruz. Sonra da bitiririz. O zaman başlayalım ikinci kısma. Evet. Yeah, before the break, we were talking about the consumption in Islamic economics. So let's start from the beginning. For what Fahima Khan are suggesting is like there are two different component of consumption. The first one is spending to achieve satisfaction in this world, but this one is like the basic needs from Islamic economics perspective, not the luxury goods and not the one that causes waste. So the second one is spending in the way of Allah or spending for the hatr, let's say. But both of these components does exclude prohibited things. If you remember, we mentioned the prohibited things like the economic transaction that includes haram goods or the financial transactions with riba, with interest rate, or gambling. So all of them are prohibited. So all of this lets us to have smaller consumption basket compared to homo economics, which is in the contemporary economics. So we know savings is the another concept that we take into consideration when we are talking about consumption. So saving is also allowed. So this is maybe one of the things being misunderstood in Islamic economics. So it is allowed as long as you are following the orders by Allah. So let's move another concept, which is inflation. So this is another concept that has huge difference compared to capitalist economy. So what we know is inflation is the change in prices. And according to classical theories, like quantity theory of money. So money velocity, money multiplied with velocity equals to price multiplied with transaction. So basically, if you think in a sense, if the money in the circulation in the economy is increasing, then it creates increase in the prices and it creates inflation apparently. By the way, this is not T, this should be Y, transactions. So at first look,
there's nothing challenges Islamic ideology in here, but there are different things. The first thing is indexation. So as you may know, we are looking at a good basket and good and services basket for the inflation, enflasyon sepeti in Turkish. So if this includes some of financial assets with riba and includes some of the goods that is prohibited in Islam, so then it challenges with the Islam. So that's why Sharia or the scholars, the Sharia scholars, does suggest calculating inflation without indexation. So they are against of indexation. As long as it includes riba and financial assets, so they are against of including financial assets indexation. So this is more, this is better explanation. Yeah, and excluding the other goods is prohibited in Islam, goods and services. So role of government is, let's say, more government is more interventionist from Islamic perspective to deal with inflation, high inflation. The last thing is here. So according to hadith by Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, prices are determined by Allah. So at the beginning, it seems weird, but prices determined by Allah according to the production in the year. For example, if it is a year, it is a fruitful year, and people are producing a lot of agricultural products, so then prices are becoming high, and inflation are becoming high. But if it is a year that like there is a famine or something, so the production is less, let's say the agricultural production is less, then prices are becoming low. Yeah, so in Turkish what we call is boluk and if yeah, Türkçe söyleyeyim, eğer boluk ve bereket varsa fiyatlar yükseliyor, eğer kıtlık varsa, ürün miktarı azsa fiyatlar düşüyor şeklinde. Okay, let's move another concept. This is unemployment. So, as many of most of you may know, labor force is equal to the sum of employment and unemployment. So, unemployment is a concept that macroeconomists are interested in a lot. So they're trying to deal with it in a sense that to prevent high unemployment. So in here, what we look at from in the contemporary economics, minimum wage is, you know, in every economy, there is a minimum wage to protect less privileged people. So this is in line with Islamic economics perspective. But there is another way to protect the less privileged one or poor people in the society. This is zakah and sadaqah, as we mentioned before. So now let's look at trade and exchange rate. So exchange rate, you know, it is the mean of trade. So we are doing, let's say we are doing the trade, most of our trade by dollars. So, yeah. Then, yeah, in the scope of trade, free trade is strictly encouraged in Islamic economics. So by the teachings of Islam, we know some of the goods, not most of the goods, are distributed to world to different places.
So some of the countries has comparative advantage in producing, some goods. Let's say, for example, apples, and some of the countries have comparative advantage over another good. Then, if all the people needs to consume certain goods, we need to have trade, and by means of these concepts, And the third thing is Islam is a market friendly. Islam has a market friendly ideology. As we mentioned before, like prices determined by Allah, and the implication of this one is like as what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was doing, or the Islamic Empire was doing. All the transaction are left in the market, and as long as there is no distortion, or there is nobody is disturbing another, or nobody is violating the rules, or people's right. So market is, let's say, free market is the place where economic transactions are being made, let's say. So now let's look at the last part. Let's in the book by Asghari, they suggest a closed economy model and also open economy model. Of course, this model is without a predetermined interest rate. This is the fundamental difference between an Islamic macroeconomic model and contemporary macroeconomic model. So the production function, as we mentioned, the national income. So again, we have the same function with real capital and quantity of labor. Here, wait a minute. Yes. Here, we can find real rate of return on capital. So by taking differentiation with respect to capital in here, in the production function, and we can find the wages by differentiating this function with by L. By labor. So, I mean, this is also in line with Islamic ideology. Then the production function, so this is, this Q equals to Y, as we mentioned in national income part. So it equals to, it equals to I forgot this format. This is dividend payments. This is government expenditures, or let's say government spendings. And I forgot this one. I'm sorry. It can be wage, maybe. I'm not sure. It shouldn't be wages. Anyways, I will check this later, inshallah. Thank you. So here, since our economy is closed, all the production is goes into consumption and investment. We mentioned there is no interest rate or riba in this model. So we should determine the growth rate of capital in a way. So I don't want to go into detail. So this is too technical, let's say. They are using investment Penrose function. If you look at the book, you can find the details.
Also, we are assuming there is full employment in the economy. So, the last part is the open economy model. I'm just lifting it to you. So, the difference is we are adding net exports in here. Yeah, that's all. Ali hocam, istersen sesi açalım herkesin. Bir tartışma ortamı oluşturalım. Biraz da Türkçe konuşalım bu olayları. Tamamdır hocam. Siz nasıl isterseniz. Arkadaşlar, fikri olan katkı yaparsa bu şekilde bir Türkçe bir tartışma ortamı olsun. Hem derste gördüğümüz şeyleri de tekrarlamış olalım bu şekilde. İsterseniz ben önemli üç noktayı Türkçe bahsedeyim. Kafanızda oturması açısından. Tabii iki kişi yalnız mikrofon açtı. Hocam isterseniz önce onu alalım. Tamam, öyle. Beyza Nur Hanım ve özür dilerim isminizi okuyamıyorum ama soy isminiz sanırım Kierkegaard, Rusça mı bilemedim ama. Ben sorabilir miyim ilk olarak soruyu? Tabii, buyurun Beyza. Hocam, eğer mahsuru yoksa açık ekonomi modeli ve kapalı ekonomi modelinin İslamik ekonomideki farkını anlatabilir misiniz tekrar? Farkı şu. Şöyle geleyim hemen. Evet. En önemli farkı şu. Burada şimdi normalde biz investment yapılıyor, yatırım yapılıyor. Bu yatırım faizler aracılığıyla yatırımda elde edilen gelir, bir gelir var, bir kazanç var. Bu profitte tekrar dividend olarak dağıtılıyor bütün topluma. Burada daha farklı bir model kullanılıyor. Ben işte hani konu çok teorik olunca daha da fazla inmeyeyim dedim detaya. Ama burada başka bir fonksiyon kullanılarak sermayenin büyüdüğünü varsayıyoruz. Sermayedeki büyüme ile birlikte yaptığımız yatırım, aslında sermayenin büyümesi yaptığımız yatırımlardan kaynaklı geliyor. Bu belli bir oranda oluyor tabii ki. Yani bütün yaptığın yatırım bir şekilde sermayeye dönüşmüyor şeklinde. Tamam, teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Diğer arkadaş Kierkegaard, soy ismi sanırım. Hocam siz buyurun, mikrofonunuzu şu an açtım. Buyurun isterseniz, katkı yapacaksanız veya soru soracaksanız. Yani ben bu konu hakkında aslında çok bilgi sahibi değilim ama hocama bu infakla ilgili İslami perspektiften nereye düşüyor tam olarak, hani zekat ve sadaka ile ilgili bir takım izahatlarda bulundu ama bu biz İslami ekonomik sistemin içerisinde infak kurumunun bizim burada yerleştirebileceğimiz bir yer var mı acaba? Evet. Şöyle hemen gelelim oraya. Bir saniye. Evet. Şimdi şurada biz normalde insanların tüketimi, insanların kazancından şeyi çıkarıyorduk. Vergileri çıkarıyorduk. Ve vergilerin yanında bu işte zekat dediğimiz ya da diğer her türlü şey, işte burada İslam tarafından dikte edilen ödemeler diye geçiyor bu. Bu IP kısmında insanların tüketiminden çıkarıyoruz. Ya daha doğrusu insanların gelirlerinden çıkarıyoruz ve geriye kalan kısımla tüketim yapılıyor. Yani disposable income dediğimiz harcanabilir gelir kalıyor geriye. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Hocam buyurun, başka sorusu, katkısı olan. Yunus Emre hocam, sizin var mı acaba? Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam, buyurun. Yani müstefit olduk, Allah razı olsun. Ben bu konuda özellikle askerin bu teorilerine çok eleştirel baktığım için ayrı bir oturum gerekir yani bu konuları konuşmak için. Ayrıca bilahare inşallah biz oturup konuşuruz. Ben sadece teşekkür etmekle iktifa ediyorum. Allah razı olsun, Allah tekrar nasip etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam benim de şöyle bir sözüm var bu söylediğinize. Buyurun sizi de ağırlayalım. Siz de bir ders verin. Bu şekilde sizin muhalefet ettiğiniz konuları da bu çerçevede konuşalım. Ya tabii ümmetin ihtilafında muhalefetinde rahmet var ama inşallah bu eğitim programlandı. Bir sonraki eğitimler için inşallah görüşebiliriz. Tamam. Tamamdır hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Fatih Hocam buyurun, söz sizde. Sizin söylemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz bir şey varsa alalım. Yunus Hocam, evet yani Yunus Hocam'ın belirttiği gibi aslında birçok tartışma var. Hani birçok farklı görüş var İslam iktisadında. Benim bu dersi zaten review olarak hani bir gözden geçirme, bir üstten bir bakış olarak yapmamın sebebi buydu aslında. Hani maalesef bizde böyle derli toplu analiz yapan, derli toplu bir makro modelleme yapan kişi eksiği var. Dolayısıyla çok çalışma olmadığı için ben genel bir bakış göstermeye çalıştım burada. Nereler şey yapılabilir, eleştirilebilir ve nerelerin üstüne gidip daha ayrıntılı modelleme yapılabilir şeklinde. Evet, yani bu modelleme biraz şey bir modelleme. Hani konvansiyonel iktisadın modellemelerinin o düzlemde kalmış durumda. Yani genelde onun şeylerini kullanıyor. Fikirlerini ve matematiksel denklemlerini diyeyim. Ama evet yani bizim en büyük zorlandığımız noktalardan biri de bu zaten. Yani biz modeli görüyoruz ama bu modelin neresinden devam edebiliriz? Neresinden daha ayrıntılı bir alıştırma yapabilir? Neresi bize uygun, neresi bize uygun değil? Aslında bunu biraz da göstermeye çalıştım ben. Ama tabii ki yani Yunus Hocam'ın fikirlerini ve katkılarını da dinlemek biz de istifade etmiş oluruz inşallah. Estağfurullah, Allah razı olsun. Yani şimdi benim buradaki zaten eleştirilerim yani genel olarak sizin anlattıklarınıza değil, yapılan İslam iktisadı çalışmalarının belirli bir özgün menheçten yani metodolojiden ve özgün bir felsefeden, bir diyalektikten yahut bir paradigmadan uzak olmasını eleştiriyorum ben. Daha ziyade yaptığımız çalışmaları bizler şöyle yapıyoruz. Ya neoklasik iktisatın teorileri üstüne bir yama şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve onların modellemelerine tabiri caizse yama yapıyoruz, İslami yama yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? İşte az önce bahsettiğimiz tüketim fonksiyonundan, tüketim fonksiyonu bir yama yapıyoruz, infakı çıkartıyoruz. Halbuki baktığımızda o tüketim fonksiyonundaki harcama kısmında, neoliberal iktisatın o harcama kısmında insanın manevi olarak tatmin olduğu ve kendisini bu şekilde mutlu ettiği yani faydasını arttırdığı yardım faaliyetleri de bu tüketimin içine dahil aslında. Yani var olan bir konvansiyonel, neoliberal ya da dünyevi bir iktisadi bakış açısının üstüne bir takım İslami yamalar yaparak İslam iktisadı çalışmış olmuyoruz. Biraz daha temelden biz bu işi almamız lazım biliyorsunuz. Klasik iktisatın babası olarak Adam Smith gösteriliyor ve Adam Smith bir ahlak felsefecisi. Ve bu bir tesadüf değil. Felsefe geleneğinde zaten iktisat ahlak felsefesinin yani ev idaresi ve devlet idaresinin ortak kesişiminde duran bir
araştırma alanı. İşte biz Adam Smith'in yaptığı gibi aslında Adam Smith bir paradigma ortaya atıyor. Yani her düşüncede, her felsefede olduğu gibi burada da bir insan tanımıyla yola çıkıyorlar. Ki biliyorsunuz bizim kitabı kerimimizi açtığımızda önümüze çıkan ilk sayfada Hüdellil Muttakin diye bir ifade vardır. Burada da bir insan tarifi var. Ondan sonra o müttakiler ki diyor, onu tanımlıyor. Değil mi? Yani bizim bu insan tanımı, ben burada kesinlikle işte Homo Economicus yergisi ya da Homo Islamicus'la arasında bir kıyas yapmıyorum. Bu kavramları da her biri kendi zaviyesinden incelenmeye değer ve kıymetli buluyorum. Fakat biz bir insan tanımı üstünden bir paradigma oluşturup bir ahlak felsefesi inşa edip bu ahlak felsefesinin üstüne bir İslam iktisadı inşa edebiliriz. Yoksa var olan hali hazırdaki Adam Smith'in ahlak felsefesi, ahlak düşüncesi üstünden bu İslam iktisadını çalışmaya devam edersek işte İslami, yani İslamiymiş gibi iktisat çalışmış oluruz. Bugünümüzü kandırmış oluruz. Gelecek nesillere gene bir şey bırakamamış oluruz. Şimdi bakıyoruz işte 70'li yıllardan beri İslam iktisadı çalışmaları devam ediyor. Bize çeviriyle tevarüz eden birçok eser var. Yani bunlar hepsi birbirinin benzeri, aynı şeyleri söylüyor. Ve baktığımızda, tecrübe ettiğimizde bu söylenen şeyler aslında bize bir şey vermiyor. Yani aradan neredeyse yarım asır geçti. Ve yarım asır neticesinde baktığımızda elimizde İslami finans kurumlarından başka bir şey yok maalesef. Demek ki biz bir yerde bir şeyleri eksik yapıyoruz. Bu eksikleri işte el birliğiyle tespit edip, az önce Furkan hocamın da söylediği gibi tespit edip, herkes kudret, kabiliyet ve istidatlarına göre bu konuları alıp, ya ben bu konuyu deşelemek istiyorum, bu konu bir sondaj yapmak istiyorum deyip herkes yüksek lisans ve doktora, yani profesyonel hayatlarında ne iş yaptıkları hiç önemli değil. Ama entelektüel bir alan olarak da İslam iktisadının, sadece akademik bir alan değil, entelektüel bir uğraş olarak, entelektüel bir alan olarak da bu aralar bu konuya ilgi duyan, kudreti, kabiliyeti, özellikle istidadı olan herkesin vakit ayırması gerektiğini düşünüyorum. Ben tekrar bu ders halkasını tertip edenlere çok teşekkür ediyorum. Allah inşallah sayımızı meşgul eylesin, ömrümüze bereket versin. Bu vesileyle de Ramazan-ı Şerifimizi tebrik ediyorum. Bir hadisi şerifle de sözlerimi bitiriyorum. Kim ki diyor Hazreti Peygamber, Ramazan-ı Şerif geldi diye sevinirse ona cennete girmek farz olur buyuruluyor. Mevlam inşallah Ramazan-ı Şerif'in neşesinden müstefit olanlardan, af-ı mağfiret olarak bayrama erişenlerden eylesin bizi. Hepinize hürmet, muhabbetle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Allah razı olsun hocam. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bu noktada Fatih hocam da bir müsaadesi olursa bir katkı hem de bir soru sormak istiyorum. Sanırım bu soruya Yunus Emre hocamın cevabı evet, kesinlikle kurulabilir. Çünkü konuşmasından onu anlıyorum. Katkım şu, az önce bir mesaj gelmişti, özür dilerim. Az önce Ahmet Tavakoğlu'nun İslam ve Ekonomik Hayat dersten önce bunu okuyordum. Başta laikliğin doğuşuna işaret ediyor hoca ve diyor ki laiklik diyor tamamen feodaliteden kapitalizme geçişteki burjuvanın isyankar hareketlerinden doğmuştur diyor. Burada burjuva feodalleri topraklarından atarken, bu kurumun içini boşaltırken en büyük feodal kiliseye de tekme vurup devletten kovdu. Bu şekilde bir bugünün kapitalist kurumları ve kapitalist görüşleri, dünyası diyeyim, o günlerden şekillendi. Yani o günlerden feyiz aldı. Çünkü baktığınız zaman karşınızda bir külliyat var. Yani kapitalizmin bütün kurum ve kuruluşlarıyla yıllar içinde gelişmesinden bahsediyorum. Bizim ise karşımıza, devamında da şöyle diyor ki çok güzel bence burası. Diyor ki eğer bu olmasaydı diyor, yani burjuva sınıfı diyor, kiliseye baş kaldırmasaydı bugün İslam iktisadını konuşmayacaktık diyor. Çünkü diyor İslam iktisadının bu gelişen sınıfa, yani gelişen ekonomiye
bir tepki olarak doğduğu aşikardır diyor. Şimdi baktığınız zaman kendisi Türkiye'de İslam iktisadının duayen isimlerinden ve bunu yani tepki olarak doğduğunu ve kendisinin de çalışmalarının bu yönde olduğunu belirtiyor. Benim yüksek lisansa başlarken hocama, bir Suriyeli hocam var. Ona sorduğum soru, ilk soru buydu. Yani hep şeria compliance'dan bahsediyoruz. Şeria based mümkün mü diye. Şimdi bu çerçevede bakınca hocam, yani karşınızda güçlü devletleriyle örgütlenmiş bir sınıf ve o sınıfın kalkındırdığı bir kapitalizm var. Bir ekonomik oturmuşluk var. Buna şeria based'la bir cevap olmak mümkün mü? Yani daha da Türkçesi, günümüz teknolojisinde ve inovatif dünyasında ve rekabet bu kadar yüksekken şeria based bir ekonomi mümkün mü? Bana compliant daha çok onlarla rekabet edebilir düzeyde olacağımız, yani eğer compliant ekonomi kurarsak onlarla daha rekabet edebiliriz. Bu şekilde geliyor bana. Yanlış da olabilir tabii. Ama mesela Fatih Hocam, bu noktada Yunus Emre Hocam'ın sanırım, eğer yanlışım varsa düzeltsin, konuştuğundan anladığım tamamen based olmasından yana. Sizin görüşünüz nedir Fatih Hocam? Evet. Şimdi bahsettiğin gibi o noktayı kabul etmek çok güzel bir şey. Yani şu anki maalesef bütün sistem kapitalist bir sistem üzerine kurulu ve dolayısıyla böyle bir şeyle mevzu bence yarışmak gibi bir şey olmamalı. Yani bizim üretmeye çalıştığımız şey gerçekten toplumun içindeki adaletsizlikleri gideren, işte buna açlık dahil olabilir, buna işte kaynakların dağıtımı, paranın dağılımı, insanların temel ihtiyaçlara ulaşması gibi şeyleri katabiliriz. Bu sorunları giderebilmek adına bence bir şeyler yapmak lazım. Yani evet, hani bir sistem fikri ortaya koymak lazım ama dediğim gibi, yani kapitalist bir dominasyon olduğu zaman onun içine girip bir şeyleri değiştirmek zor bir şey. Ama ben bugün hani bu derste de anlatmaya çalıştığım şeyler şunlar da biraz. Evet, yani kapitalist sistemin kendi içerisinde çıkardığı çok büyük problemler var, çok büyük sorunlar var. Bir yandan evet, hani işe yarayan şeyleri de var. Toplumu ileri götüren, insanlığı ileri götüren şeyleri de var. Yani mesela hani teknoloji konusunda ya da insan hakları konusunda ciddi ilerlemeler görüyoruz ama bu noktada şu, bizim bir şekilde benim algıladığım şu, öncelikle şu anki sistemi çok iyi öğrenmek gerekiyor. Ve bu sistemin açıkları, eksikleri, yanlışları nelerdir? Onlara bakmak gerekiyor. Yani bugün günümüz iktisadın akademisi de bunun üzerinden dönüyor zaten. Yani evet, yani şu anki sistemdeki yanlışlıklar ne? Hata yapılan şeyler ne? Gerçek hayatla uyuşmayan şeyler ne? Ve onlara doğru bir yakınlaşma. Evet, yani biz nasıl bir araştırma koyarsak ortaya daha çok gerçeğe yakınsarız. Sıkıntı şu, bizim kapitalist bir sistemden düşünce olarak farkımız, evet, kocaman bir ideoloji farkı var ortada. Dolayısıyla bu belki şu an kullanılan modelleme, matematiksel her şeyin farklı olması anlamına geliyor ama bunları üretebilmek için öncelikle bizim sistemi domine edebilmemiz lazım. Yani ortaya konulan matematik model ve sistemleştirildi şu an için çok mümkün görülen bir şey değil. Dolayısıyla ben de bu derste odaklanmaya çalıştığım şey şuydu. Yani bu sistemde yapılan gerçek hayattan uzak, gerçek hayattan uzak ve sistemi gerçek hayattan uzaklaştıran araştırmalara ve matematiksel çalışmalara nasıl bir şekilde eleştiri yapabiliriz ve bunun üstünden daha farklı bir çalışma nasıl yapılabilir? Dolayısıyla ben bunları göstermeye çalıştım. Aslında onlarla ilgili birkaç bir şeyden daha söz edeyim size. Bu noktada hani benim düşüncem şöyle bir şey. İktisadı ya da İslam'ın önerdiği şey fıtri bir ekonomi modeli. Yani insana uygun, insan doğasına daha uygun, insanın yaratılışına daha uygun bir
ekonomi sistemi. Dolayısıyla bu noktada yani kapitalist araştırmacılarla bizim hemfikir olduğumuz bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani evet, birçok noktada çelişiyoruz, birçok noktada farklı fikirlere sahibiz ama şu noktada hemfikiriz ki bizim yaptığımız modeller nasıl yaparız da daha çok gerçek hayatı yansıtabilir şeklinde olmalı diye düşünüyorum. Başta bahsettiğim bir şey vardı, evet, yani biz özellikle makroekonominin başlangıç noktası olan gayri safi yurt içi hasıla ya da işte national income dediğimiz şey, milli gelir dediğimiz şeyin hesaplanmasında birkaç eksikten bahsettim. İslami perspektiften, özellikle Asgari'nin bahsettiği. Ama bunun dışında da şeyler var. Mesela evet, yani biz eğer bu perspektiften bakacaksak, hem Asgari şunu öneriyor. İşte bütün yasaklanan şeyleri, tüketim malzemelerini ya da servisleri çıkaralım. Ama şöyle bir gerçek var. Biz ne kadar çıkarırsak çıkaralım ya da sistemi ne kadar İslami yaparsak yapalım, bu ürünler bir şekilde piyasada tüketiliyor. Şimdi bu ürünleri biz hesaba katmadığımız zaman eksik bir milli gelir hesaplaması yapıyoruz. Birinci sıkıntı bu. Yani bu noktada dahil edilmesi ve dahil edememesi de bir sorun oluşturuyor. İkinci bir nokta, evet, yani dışsallık dediğimiz faktörler, ya dışsallık şu an güncel iktisatta çok araştırma konusu olan bir şey. Özellikle bu olumsuz, negatif eksternalite dediğimiz olumsuz dışsallıklar bizim milli gelir hesaplamamızda dahil edilmiyor. Çünkü bu dahil etmek, yani şu noktada ki matematiksel denklemlerle, şu noktadaki matematiksel iktisatta kullanılan denklemlerle elde edilmesi çok güç bir şey. Çünkü dışsallığın hesaplanması çok zor bir şey. Bu noktada Yunus Emre Hocam'ın dediği şey bu noktada devreye giriyor mesela. Evet, yani biz matematiksel ya da herhangi bir felsefi olarak farklı bir modelleme türetebilirsek, evet, belki bu dışsallık dediğimiz faktörleri de işin dahil edebiliriz ya da dahil etmek zorundayız. Evet, bu da bir tartışma konusu. Üçüncü bir olay, burada şeyin dahil ettiği, Asgari'nin dahil ettiği tartışma konularından biri, evet, depletable resource dediğimiz, yani doğal kaynaklar, tükenebilir doğal kaynaklar, işte nedir, petroldür, doğal gazdır. Bu tarz şeylere farklı bir yaklaşım getirmemiz gerektiğini düşünüyor. Evet, yani dünyadaki ekonomilere baktığımız zaman petrol üreten, daha doğrusu ekonomisi petrol üstüne bağlı olan ekonomilerdeki davranışlar, özellikle makro milli gelir davranışı şeyden çok farklı. Yani mesela Türkiye ile işte Arabistan'ın milli gelir davranışları çok farklı. Dolayısıyla farklı bir modellemeye ihtiyaç duyuluyor burada. Sonra burada bu iki tartışma, yani İslamik GDP ve GDP tartışmasının dışında iki şey daha var benim aklıma gelen şu an. Bir, yeraltı ekonomisi, underground ekonomi denen şey, Türkçesini tam şu an yeraltı ekonomisi diye çevirelim. Ya da yastık altı ekonomisi, neyse. Şimdi bu milli gelir hesaplamalarına dahil edilebilen bir şey değil. Şimdi bunu bir şekilde dahil edebilirsek, bence bu da güzel bir araştırma konusu olabilir. Bir şekilde dahil edilebilirse, ya tamam, tam bir şekilde yansıtamayız ama herhangi bir şekilde dahil edilebilirse daha gerçekçi hükümet politikaları, daha gerçekçi politikalar üzerine de çalışılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında dahil edilmeyen bir şey daha var. Home production, evdeki üretim dediğimiz şey. Bugün mesela işte bugünlerde yaşadığımız olaylarla ilgili, işte evde nasıl kolonya üretebilirim, evde nasıl maske yapabilirim tartışmaları çıkıyordu. Evet, ya bu noktada evdeki yapılan üretim hiçbir şekilde gayri safi yurt içi hasılaya dahil edilen bir şey değil. Bu da ayrı bir araştırma konusu. Bunlar şu an hani milli gelir hesaplamaları araştıranların aslında üstüne durduğu konulardan birkaç tanesi diyebilirim ekstra olarak.
Başka bir şeyler katmak isteyen ya da soruları olan varsa alabiliriz. Teşekkür ediyorum hocam. Buyurun arkadaşlar. Hocam teşekkür ediyoruz. Sorum yok. Arkadaşlar soru veya katkınız yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Değil mi hocam? Kapatmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi İslam iktisadı çalışan, okuyan, merak eden burada çok kıymetli hocalarımız var. Şimdi bir püf noktası olarak şimdi şöyle bakmamız lazım. Yani İslam'da helaller ve haramlar çok sınırlı bir şekilde belirlenmiş ve ibaha alanı yani mübah alanı çok geniş. Yani biliyorsunuz iki türlü hukuk yapma yöntemi var. Bir tanesi şudur. Yasakları belirlerseniz az sayıda. Dersiniz ki geriye kalan her şey serbest. Diğer bir yöntem de serbest olanları belirlersiniz az sayıda. Geriye kalan her şey yasak dersiniz. Mesela Yahudi hukuku biraz daha işte helalleri belirliyor. Geriye kalan şeyler daha sınırlı, daha yasak, daha konvarzatif bir, muhafazakar bir hukuk sistemi. Ama İslam hukuku öyle değil. Yani az sayıda haramları belirlemiş ve geniş bir özgürlük alanı bırakmış insana. Şimdi bu özgürlük alanı bizim için bir rahmet. Yani ekonomi açısından baktığımızda acaba biz ne yaparsak, yani şeyimiz şu, yani bir şey ekonomik üretim, mesela milli gelir arttıracağız. İşte bugün son zamanlarda yaşadığımız hadise acil olarak işte ülkenin neye vardı? Solunum cihazına ihtiyacı vardı. Ne oldu? Çok temel baktığımızda İslami, Allah'ın hoşnut olacağı bir organizasyonla 3 tane şirket bir araya geldi. Güçlerini birleştirdi ve çok kısa bir zamanda 14 gün gibi bir sürede insanlığın ihtiyacı olan bir cihazı seri üretimde banttan çıkarttılar. Yani baktığımızda bizim İslam iktisadı dediğimiz şey aslında hayatın bizatihi ta kendisi. Yani hayattan, iyi olandan, doğru olandan başka bir şey değil. Yani İslam iktisadı çalışırken bizim illa bir şeyleri alıp İslam hukukuna uydurmamıza gerek yok. Yani İslam hukukuna zaten uymayan şeylerin sayısı çok az. Biz bir şeyi ortaya koyalım. Daha sonra zaten fıkıhçılar der ki ya bunun şu tarafı İslam hukukuna uymuyor olabilir. Yani onu da tartışmak lazım. Şimdi biliyorsunuz İslam hukuku dediğimiz şey fıkıhçıların hukuku. Yani Kur'an'dan ve sünnetten hukukla meşgul olan insanların, fakihlerin zihni amele ile çıkarttıkları bir takım hükümler. Yani çok basit bir şey var. Mesela Kitab-ül Harac'ın başında anlatılır. İmam Ebu Yusuf ya ben oldum artık deyip Ebu Hanife'nin halkasından ayrılıyor. Kendisi ayrı bir ders halkası kuruyor. Ebu Hanife tabii derste görmeyince Ebu Yusuf'u diyor ki ne oldu? Diyorlar ki ya üstad böyle böyle oldu. Şurada ders veriyor. Gidin ona sorun diyor. Bir adam gömleğini temizletmek üzere bir temizlikçiye veriyor. Temizlikçi diyor ki tamam 3 gün sonra gel gömleğini al. 3 gün sonra gittiğinde diyor ki sen bana gömlek mömlek vermedin. Adam fesubhanallah diyor. Çekiyor gidiyor. Aradan 2 ay sonra geçiyor. Temizlikçi insafa geliyor ve ütülü temiz bir şekilde bu adamın gömleğini ona teslim ediyor. Şimdi soru şu. Bu temizlikçinin parasını ödeyecek miyim, ödemeyecek miyim diye Ebu Yusuf'a sorun diyor. Şimdi baktığınızda ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadiste, sünnette bunun cevabını doğrudan alamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim ve hadis sünnet dediğimiz şey bize temel olarak yaşamın ilkelerini veriyor. Biz buna literatürde makasıt diyoruz ve usul diyoruz. Usul dediğimiz şey esasın çoğuludur. Esaslar ya da asıllar. Asılın çoğuludur usul. Ya da makasıt yani maksatlar nedir? Yani Allah'ın muradı,
nedir? Bunu anlamak, kavramak üstüne. Yani İslam iktisadı çalışırken, okurken biraz daha buradan hareket edersek şayet, yani ekonominin önceliği nedir değil ya da daha farklı önceliklerle değil de acaba Allah'ın muradı neydi? Ve o muradı biz bugün nasıl gerçekleştirebiliriz? Mesela çok temel bir ilke vardır, esas vardır iktisatta. Mehmet Genç bunu ilk olarak ifade etmiştir Osmanlı arşiv kayıtlarından çıkartarak. Yani Osmanlı'nın iktisat anlayışı şöyleydi diyor. Yani Allah'ın muradını şöyle formalize etmişler. İbadullah'ın terfi ahvali. Geçen derste bunu Cem Korkut hocamız da söyledi. Yani bu bir iktisadi usul mesela. Bir maksat, bir asıl. İşte bizim bu asılları şayet ortaya çıkartırsak bir paradigma, bir felsefe temelinde, bunun beraberinde İslam iktisadı zaten kendiliğinden gelir. Nasıl ki kapitalizm bir felsefe üstüne inşa edilmiş ve kendiliğinden devamı gelmişse, İslam iktisadı da böyle. Biz dünyanın her tarafında geçer akçe olacak, insanlara barış ve huzur getirecek bir, eğer bir düşünce, yani her şey bir düşünceyle başlıyor. Bir düşünce getirebilirsek Allah nasip ederse, inşallah gerisi devamında gelecek diye düşünüyorum. Vaktiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun hocam, kıymetli katkınız için. Fatih hocam buyurun, bir katkınız yoksa isterseniz dersi kapatabiliriz yavaş yavaş. Son bir iki dakika bir şeyler söyleyeyim, öyle de kapatalım isterseniz. Buyurun hocam. Uzunsa. Şöyle aslında Yunus hocamın bahsettiği mevzu, daha önceki söylediklerinde de tüketim üzerine bir şeylerden bahsetti. Evet, biz infakı modellemenin içine bir şekilde sokuyoruz ve bu aslında şeyden, bizim aldığımız hazdan, hazın dışında bir şey olarak kalıyor ve bize herhangi bir şey getirmiyor şeklinde bir yorumda bulundu. Evet, yani bu modellemede o dışarıda kalıyor ama biz şeyden bahsetmedik bir şekilde. Tüketimin dışında kalıyor ama bize herhangi bir haz vermedi, herhangi bir haz fonksiyonu tanımlamadık. O hani modelin daha detaylı kısımlarında kalıyor. Ama o noktada asıl tartışma şey noktasına gidiyor zaten. Yani biz milli geliri hesaplıyoruz ama milli gelir tamamen üretimde materyalistik şeyleri, olayın tamamen maddi kısmını hesaplıyoruz. Burada aslında Asgari'nin de bahsettiği, ben de Asgari'nin bahsettikleri üzerine anlattığım şey şuydu. IGCP dediğimiz şey Gross Social Product. Bu işte milli gelirden ziyade bu milli sosyal üretim gibi bir anlama geliyor. Burada asıl bakılan şey well-being ya da happiness, yani mutluluk ya da işte refah seviyesi dediğimiz şey. Ama bunu ölçebilmek çok zor bir şey. Yani şu anki kullandığımız iktisadi araçlarla, daha doğrusu matematiksel araçlarla bunu hesaplamamız çok zor bir şey. Bu noktada, evet, yani bu noktada asıl şey değişiyor. Eğer biz tamamen maddi kısmına baktığımız zaman biz olaya tamamen pozitif bir açıdan bakıyoruz ama evet, bu tamamen konvansiyonel iktisadın alanına giriyor. Eğer ki biz buna normatif bir açıdan bakacaksak, bu işte İslam iktisadının daha çok baktığı alan. Dolayısıyla asıl hedef milli gelirin artırılmasından ziyade refah seviyesinin artırılması oluyor. Bunun üstüne de daha ayrıntılı çalışmalar yapılabilir eğer isteyen, düşünen varsa. Böylece de dersi bitirelim. Teşekkür ederim herkese dinlediğiniz için. Başka sorusu olan yoksa dersi bitirebiliriz. Sorusu olan arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İstifade ettik. Allah razı olsun. Katılan herkese çok teşekkürler. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İnşallah bu zor günlerden de kurtuluruz.
bu vesileyle Ramazan'ın yüzüsü hürmetine. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Bir dahaki dersimizde inşallah görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.